İnegöl Belediyesi Dostum Projesi kapsamında 2 adet sivil havacılıkta kullanılan tek motorlu 2 oturumlu uçak alındı. Uçakların montaj çalışmaları devam ediyor. Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek konuyla ilgili bilgiler verdi. Devam ediyor. Dostum aslında sadece sivil havacılıkta değil, 10 ayrı branşta İnegöl'e değer katacak, renk katacak çok önemli bir oluşum. Doğa sporları turizm merkezimiz. Tabii bir taraftan tesislerimiz, idari binalarımız, pistimiz ve yamaç uçuş alanımız düzenleme çalışmaları devam ederken diğer taraftan da bununla alakalı farklı branşlardaki eğitim, sertifika ve tanıtım çalışmalarımız da süratle devam ediyor. Tabii bugün burada heyecan duyduğumuz bir konuyla alakalı bir araya geldik. Sportif havacılık branşında kullanacağımız uçağımızın montajıyla alakalı teknik ekibe, değerli hocalarımıza selam vermek gayesiyle bir araya geldik. Bu heyecanı yaşamak istedik. Hepinizin bildiği gibi uçağımızı 4734 sayılı kamu ihale mevzuatına göre açık ihale usulüyle aldık. İki firma ihalemize katıldı. 295 bin TL artı KDV, yani yaklaşık 350 bin liralık bir bedelle uçağımızı almış olduk. Uçak parçalı bir şekilde Ukrayna'dan geldi. Tüm Avrupa Birliği ülkelerinde satış istansı olan bir uçak. Çok hafif hava aracı sınıfına geçmekte ve iki kişilik. Sportif uçuşlarla alakalı, eğitim uçuşuyla alakalı kullanacak. Şu an bildiğiniz gibi o hal nedeniyle eğitim uçuşları da geçici süre yasaklandı. Tabii bununla alakalı da bizim mühendis arkadaşlarımızın eğitiminde yarım kaldı ama inşallah bunlar yakın bir süreç altında tamamlanacak. Tabii bugün yarın montaj bittikten sonra Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne teşhir başvurusu yapılacak ve akabinde de uçuşa hazır hale gelecek. Tabii biz de bu süreçte tesislerimizi, yani pistimizi, hangarımızı, çevre düzenlemelerimizi tamamını inşallah bitirmiş olacağız. Arkadaşlar, dostumla alakalı bir miktar gecikme oldu. Ekim ayının başında da bir aksilik olmazsa inşallah bu süreci tamamlamayı ve Ekim ayının başında da coşkulu bir açılışla startı vermeyi düşünüyoruz.